Yatmadın mı daha? Şunu bitir böyle yatayım dedim. Sabah almaya gelecek çünkü. İlk müşterine. Bir pantolonun paça boyuyla bir gömlekte sökük varmış, onları getirdi. Ne güzel. İşin büyüğü küçüğü olmaz sonuçta. Böyle böyle zamanla çoğalacak. Akşamüstü de Binnaz geldi, elinde bir torba kıyafet. Gündeliğe gittiği kadın bir şeyler dikmemi istemiş. Yani de onun siparişlerine başlayacağım. Harika. Daha ne olsun? Evet. İyi. Anneciğim bak, ben sana bir şey söyleyeceğim ama öyle hemen tepki verme, tamam mı? Ne oldu yine? Amerika'da bir okuldan burs alabilirim. Amerika. Hı. Bastım. Ne zaman? Gelecek sene. Gitmek istiyor musun? Bilmiyorum. Git. Serra git. Sakın bir saniye bile düşünme. Böyle bir fırsat insanın ayağına sadece bir kere gelir çünkü. Cidden mi? Evet. Evet tabii ki. Senin geleceğinle ilgili bizim çok mantıklı düşünmemiz lazım. Bak sakın. Sakın beni düşünüp bu kararından vazgeçme. Sakın. Hı. Anne yalnız ne bu kararlılık? Sen beni postalamaya falan mı çalışıyorsun? Yok artık. Bu hayattan kurtuluş biletin ayağına gelmiş senin. Daha ne isterim? Bana da dualarımı kabul ettiği için Allah'a şükretmek kalır. Sen de iyice aşık oldun ha Serra'ya. Burak başlama yine. Gördüğümü söylüyorum. Aslında ben sana dikkat et diye diyorum. Kendini çok fazla kaptırma. Sen durup dururken niye böyle bir şey söyledin şimdi? Yani çok da durup dururken değil aslında. Nasıl açıklasam ben sana bunu? Mesela bizim kızlar deli falanlar ama ne yapacaklarını önceden tahmin edebiliyorsun. Biricik'in entrikalarını bile. Değil mi? Evet. Yani Serra tahmin edilemez bir tip demek istiyorsun, öyle mi? Tam olarak öyle demiyorum. Ben diyorum ki Serra hırslı bir kız. Başarılı olmak istiyor. E zaten kız haklı da, başka çaresi yok değil mi? Burak, ne demek istiyorsun abi? Açık açık söyler misin? Şunu demek istiyorum. Serra'ya gelen burs teklifi. Serra kafayı takar da hayallerinin peşinden giderse sen geride enkaza dönüşme diye ben seni baştan uyarıyorum. Başka bir niyetim yok. Serra hırslı bir kız. Başarılı olmak istiyor. E zaten kız haklı da, başka çaresi yok değil mi? Serra'ya gelen burs teklifi. Serra kafayı takar da hayallerinin peşinden giderse sen geride enkaza dönüşme diye ben seni baştan uyarıyorum. Ulan kör müsün be? Sapasal başını belaya mı sokacaksın manyak? Ne diyorsun lan sen? Selim. Mate. Oğlum sabah sabah neyin siniri bu? Görmeli epey değişmişsin. Bakar bir yol tıkandı. Bin arabanı devam et. Selim Kutlusay! Dikkat et, başını belaya sokma. Günaydın. Günaydın. Hanım abla yok mu evde? Evde de. Ah, buradaymış. Günaydın abla. Benim emanetleri almaya geldiydin mi? Ne emaneti ya? Barbaros. Sabah gel al dedim de sabahın körünü mü kastettim oğlum? Al, hazır. Sağ ol abla. Yok, bir şey istemez. Abla olur mu öyle ya? Ya iki iğne oynattım, bir şey yok. Olur olur, hadi. İyi, sağ ol abla, eksik olma. Güle güle giy. Ya senin şu annen var ya, çok gönlü bol kadın ya. Resmen yaptığı şu hareketle gönlüme taht kurdu. Yemin ederim. Aman ne güzel. Çıkmadan önce seni yakalamam iyi oldu. Günaydın babacığım. Günaydın. Akşam Selim'i yemeğe çağıralım. Ama şimdi ben arasam kesin işim var olmaz der o. Sen arasan bir şekilde ikna etsen. Tabii ki babacığım, ikna ederim. Babam çok mutlu olur falan da dersin. Derim, merak etme. Hem babaannenin de morali olur. Kadın çok üzülüyor Selim'i evde görmeyince. Babacığım sadece o üzülmüyor. Selim'in eve dönmesini ben de çok istiyorum artık. İşte bu yemek iyi vesile olur. Hatta diyorum ki... Serra'yı da mı çağırsak? Selim belki onun yanında kendini daha iyi hisseder. Hı? Çok iyi düşünmüşsün babacığım. Çağırırım onu da. Sen ne kadar tanıyorsun Serra'yı? Bir tek doğum birinde gördüm ben de sizin gibi. Ama Onur iyi tanıyor. Çok da seviyor. Yani akıllı, düzgün bir kız diyor Serra için. Ailesini tanıyor muymuş? Sanmıyorum. Ama zor bir hayatı olduğundan bahsetti. Ailevi sıkıntılar yaşayan bir kız. Maddi zorlukları da var belli. Nerede çalışıyor biliyor musun? Nerede? Bizim otelde. NewPlus Otel'de. Hı hı. Ne iş yapıyormuş? Housekeeping sanırım. Tamam o zaman. Bu yemek işi sende. O iş bende babacığım, hiç merak etme. Oğlum kuruduk lan. Hadi iki tane çay vereceksin alt üstü ya. Geldik abi işte. Kaç tane elim var benim? Vallahi ben bu böreği yemeden işe falan gitmem. Söyleyeyim. İyi alıştın sen daha her gün her gün. Ne oldu? Beğenemedin mi? Tamam uzatma. Konuştun mu zibidiyle? Kim o be? Oğlum şu oynayan Ali yok mu? Sordun mu kime satmış saati? Gece aradım ama açmadı telefonunu. Geçen dinlettiğiniz o kızın ses kaydı gibi inşallah bundan bunlar etmezsiniz. Ne oldu? Kızdan para koparacaktı. O kadar anlattım ben. Ya tamam bir nefes al be. Gece kafanda Ali'yi mi kurdun? Sabah sabah kafamı ütülüyorsun. Ses kaydından sırası gelmedi. Ben ne yapabilirim? Sırası gelmediymiş. Ulan manyak karı. Ulan gören de var ya okulu bu ikisi yönetiyor zanneder ha. Bir tanesi tost müdürü, öteki de otoparkın bekçisi. Selim'cim ya. Of. Yani neredesin acaba? Uyuyor musun hala? Geliyor. Ne? Günaydın. Günaydın. Ay dur, sırılsıklam olmuşsun. Hadi yukarı çıkalım, bir kahve içelim. Yok, çıkmayacağım. Sana bir şey söylemeye geldim. Ne oldu? Selim, hadi akşam yemeğe gel. Bak hem babam hem Onur abin, özellikle de babaannem çok mutlu olacak, lütfen. Ben gelmiyorum abla ya, boş ver. Aşk olsun Selim ya. Bak babaannem bir anda ellerimizin içinden kayıp gidiyordu. Yani insan sevdiklerine zaman geçirmeyi ertelememeli. Bir daha gelmiyor bu zamanlar Selim'cim. Hadi lütfen inat etme. Ben babam dedi ki sevgilisini de getirsin Selim gelirken. Yani bu küçük detayı unutmuşum ben. Hello. Günaydın Kutlusay kardeşler. Günaydın İdil'ciğim. Hayırdır, ne yapıyorsunuz sabah sabah kapı önünde? Selim Bey'i kız arkadaşıyla akşam yemeğine davet etmeye gelmiştim. Sevgili mi yaptı prensimiz? Hayırlı olsun Selim. Kim, tanıyor muyuz? Yok, yok tanımazsın okuldan. İdil'ciğim, sen de gelsene akşam. Babaannem çok sevinir seni gördüğüne. Yani bilmem. Gelsen mi acaba? Berrin Sultan saat 8'de sofrada olur. Ona göre geliyorsunuz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Bay bay. Görüşürüz Nil. Selimciğim, görünmüyorsun ortalarda. Anladım, sevgili yaptın, çok mutlusun da. Daha ne? Yani seninle ilgilenmiyorum diye trip atmayacaksın herhalde. Sen beni akranlarınla karıştırıyorsun galiba. Neyse, hadi akşam görüşürüz. Diyecektim ama bu program benim hiç ilgimi çekmedi. Benim daha eğlenceli planlarım var. Sen rahat ol. Sen şimdi var ya Zeynep'in ipliğe çekecek ne planlar yapmışsındır kim bilir. Bak 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 bakışlara bak. Ben çok iyi biliyorum bu dondurucu bakışları. Yalan. Hiç öyle bit beyniler gibi atar yapmaya, oyun oynamaya falan ihtiyaç duymuyorum. Gerek yok. Kendi kendini imha ettireceğim o sansara. Bak görüyor musun? Selim Bey yine ortada yok. Kesin Serra'yı almaya gitti. Bebeğim sen de bir Selim Kutlusay'dır tutturmuş gidiyorsun. Ayrıca zaten dün akşam ektiğim tohumlar Serra'nın şu anda içini yavaş yavaş kemirmeye başlamıştır dedi. Ay. Burak, ben çok duydum bu lafları. Hiç inanmıyorum o yüzden. Sonucu olmayan girişimler. Biricik, sen dinle beni. Bu seferki farklı. Bizim olan işte partilemeyi sever. Yani kendisi birazcık gece kuşudur. Sen ne hayal etmiştin? Yani klasik müzik eşliğinde yemek yiyip ondan sonra battaniyenin altında dizi izlemeyi mi? Hayaller, hayatlar. Hayır, ben seni baştan uyarmak istedim. Yani sonra 2 gün sonra dersin ki bu ürün paketi beni aşıyor. Ben bunu iade etmek istiyorum. Öyle şeyler olmasın. Yalan da değil ayrıca. Selim sever öyle geceleri gezip tozmayı. Yok yok. Ben dün gece iyice tarttım. Olmaz bunlardan. Bilemiyorum. Bu kadar emin olmayalım Burak. Serra. Zaten sanki böyle Serra'da genel bir duru hali var. Nasıl söylesem, kıza baktıkça uykumu getiriyor benim. Öyle. Uyku getiriyor mu? Zeki. Kurnaz. Baksana. Ders çalıştıracağım diye girdi hayatımıza. Giriş o giriş. Hayatın tüm merkezine oturdu, yerleşti. Yani evet ama Selim illaki bu ders çalışma tantanasından sıkılacak değil mi? Hem zaten ayrıca merkeze yerleşmek değil, yerleştiğim merkezde kalıcı olmak önemli tatlısı. Ben Serra'da bu zekayı da göremiyorum. Ya sen Ne güzel insan eziyorsun böyle. Aşk olsun bak sen şu an kendine haksızlık ediyorsun. Sen benden daha güzel insan eziyorsun. Zaten biz senin o yüzden böyle iyi anlaşıyoruz ya. Hı? Doğru. Haklısın. Ne yaptın beni bıraktıktan sonra? Bir şey yapmadım. Burak'la sohbet ettik. Burak'la? Kızlar? Ben evden çıkmadan önce Burak'a söylemiştim. Ben gelmeden kızlar çıksın diye. Ben eve döndüğümde çıkmışlardı zaten. Aa. Ben kızlarla birlikte sabahlarsınız diye düşünmüştüm. Evet öyle düşünmüşsün ama... Serra... Ben sevgilime hayal kırıklığına uğratacak bir şey yapmam. Bu arada Nil uğradı sabah, babamın elçisi olarak. Bizi akşam yemeğine davet etti. Bizi derken? İkimizi. İkimizi mi? Ya babaannem taburcu oldu ya, babam bizim evde yemek veriyormuş. Yani bizim ev dediğim babamın evi. Aile saadeti yaşayacağız işte. Ben gelmesem, sen tek gitsen. Neden? Niye gelmek istemiyorsun? Yok, ondan değil de... Hani uzun bir aradan sonra babanla tekrar görüşeceksin ya. Ne olsun, ne olmuş? Yani belki seninle yalnız kalmak istiyordur aile. Öyle değil, çünkü babam özellikle senin de gelmeni istemiş. Sansar'dan haber var mı? Gelmiş mi okula? Sansar diyorum Eda. Kaç tane Sansar tanıyorsun sen? Ay Zeynep mi? Ta kendisi. Konuşmuşsunuz belli. Dökül bakalım. Evet, birazcık konuştuk. Hı. Yani Biricik kendini inanılmaz haklı görüyor. Ben çok haklıyım diye diretti. Yaptıklarına hiç pişman değilim. Şöyle söyledim. Rezil. Rezil kız. Tabii sen de ağzının payını verememişsindir kesin. Hayır. Ben verdim ağzının payını. Çok kızdım. Ama Zeynep hiç bizim tanıdığımız gibi bir Zeynep değil. Çok garipti. Bence de. Ben ilk geldiğimde dedim Zeynep dedim, hiç dedim eskisi gibi dedim değil dedim. Demedim mi? Dedi. Gerçekten dedi. Doğru. Dedim. Dedin. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Bir de şu madam sekreteri hesabı var ya. Ne olmuş? Onu Biricik yönetiyor dedi. Bayağı herkese bunu yayacağım. Bu hesap Biricik Ergün'ün yönetimi altındadır dedi. Öyle söyledi. Ben de anladım. Efendim anne. Ay yok, bulamadım. Düşürdüm herhalde bir yerde, yok. Anne yenisini alırız, olur biter şu an onu düşünemeyeceğim. Tamam. Görüşürüz. Ne oldu? Ya makyaj çantam kayboldu da düşürdüm herhalde. Annem onu soruyor. Yani annem bir tane makyaj çantasının peşine düştüyse... Bir de Zeynep'i öğrensin. Kim bilir neler olur Biricik. Yok. Makyaj çantasına değil. İçindeki saate takılıyor. Ay inanmıyorum. O saatin mi kayboldu? Evet, o saatin. Onur abi, bu akşam yemeği nereden çıktı? Ne demek oğlum nereden çıktı? Her zamanki aile yemeği işte. Ya ben Nilo uyup Serra'yı da davet ettim. Akşam şimdi ters bir durum olursa ne yaparım diye tedirginim açıkçası. Bir şey olmaz merak etme. Babaanne varken Asena bir çıkıntılık yapamaz zaten. İnşallah. Gerçi Serra için sıkıcı bir tanışma olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim. Düşünsene babaannem. Küçük hanım siz kimlerdensiniz acaba diyormuş. Aileniz kimlerden? Anneniz hanımefendi ne işle meşgul acaba? Kibar kadın. Ya gülüyoruz da böyle. Siz olmasanız ne yapardım? babam, babaannem, Asena. Oğlum Selim Kutlusay hayatında ilk defa kız arkadaşını aile yemeğine getirecek. Biz bunu kaçırır mıyız hiç? Ama inşallah Serra'nın üstüne çok gitmezler. Bir şey olmaz, merak etme. Öyle bir şeyin olmasına ben müsaade etmem zaten. Güzel. Bir de şu Serra'nın burs muhabbeti nedir abi? Yani Mert'teki ne zamandan beri bu kadar takıntı haline getirdi Serra'yı, ben anlamadım. Bak sakın gidip kıza ters bir şey söylemeye kalkma. Daha dün öğrendi kız. Biliyorum, söyledi bana. Barbaros? Rahatsız etmiyorum inşallah. Yok yok. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Ya abla şimdi ben nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama. Ne oldu ya? Abla sen bizim Bayki abiden faizle para mı aldın? İtiraf ediyorum, çok heyecanlıyım. Yani bizimkiler insan et yemiyor ya. Bu kadar heyecanlanacağım bir şey yok. Geç sen dalganı. Dalga geçmiyorum. Yani babaannem seni sorularıyla bunaltabilir. Asena, üvey annem ukalalık yapabilir. Babam beni sinirlendirebilir. Yani toptan ben hepsiyle gerginlik yaşayabilirim. Başka da hiçbir şey olmaz. Şu çiçekçide duralım mı? Ben eli boş gitmek istemiyorum. Yani aslında gerek yok ama... Aa lütfen, olmaz ama öyle. İyi, rica. Hemen geliyoruz. İnebilirsin. Hemen geliyorum. Tamamdır. Selim'in yemeğe getireceği kız doğum günü partisine gelen mi? Ha, evet, Serra. Ailesi kim? Tanıyor muyuz? İlla tanımak zorunda mıyız? Yani sizin okula giden çocukların anne babalarını iyi kötü biliyoruz da o yüzden sordum. Serra bizim burslu öğrencilerimizden. Aa, cidden mi? Selim sosyal sorumluluk projesini yapmaya karar vermiş. Bu durumda sen de benim sosyal sorumluluk projem oluyorsun. Öyle değil mi? Serra'yı tanıdığınızda çok sevineceksiniz Berin Hanım. Ne kaynatıyorsunuz bakayım? O kadar emin olma. Ben huysuz ve yaşlı bir kadınım. Estağfurullah. Babacığım konumuz Selim'in kız arkadaşı. İnşallah düzgün bir kızdır. Çok düzgün bir kız gerçekten. Hı. Yani ölçülü, iyi terbiyeli, sakin. Evet evet, ben de çok beğendim Serra'yı. İyi aile terbiyesi aldığı çok belli. Ah, çok iyi. Zaten bir insanda aranan özellikler de bunlar. Darısı herkesin başına. Biz bakalım. Teşekkürler Sevinç. Hoş geldin Sena'cığım. Demek okulda tanıştınız. Evet. İkisinin ilişkisinde benim payım büyük. Bunları ben tanıştırdım. Ha, tanıştırdım derken? Evet. Yani Selim'i Serra'ya emanet ettim. Derslerine emanet ettim tabii. Serra bölüm birincimiz. Selim'in alttan aldığı dersler için çalıştırıyor onu. Bizim olana söz dinletip ders anlatmak da o kadar kolay değil. İşin zor Serracığım. Yok, çok zorlanmıyorum. Çok zeki. Arada ufak bir konsantrasyon sorunu yaşıyoruz sadece. Demek bütün hırçınlığı bize. Bizim oğlan kime nasıl davranacağını çok iyi bilir. Demek çalışıyorsunuz hem okuyorsunuz, öyle mi? Evet efendim. Nerede çalışıyorsunuz? NewPlus Otel'de. Ha. Ben de nereden hatırlıyorum demiştim. Bana da Nil söyledi. Yeni öğrendim. Yarı zamanlı çalışan gruptayım. Pes yani. Hani ben Urla'da çocukların hayatına fazla hakim olamıyorum. Ama size ne oluyor? Niye sizin hiçbir şeyden haberiniz yok? Hangi görevdesin kızım orada? Kat görevlisi olarak çalışıyorum. Hı. Yani bir nevi hizmetçilik, öyle mi? Öyle de denebilir, evet. Asena, senin etrafın çokça kocasına yaslanıp geçinen modern eşyalarla çevrili olduğu için Serra'nın çalışması sana biraz garip gelmiş olabilir. Ben böyle taşı sıkıp suyunu çıkaran başarılı kadınlara hayranımdır yavrum. Bravo sana, bravo. Babaanneciğim bu arada otelde sen bayıldığında Serra buldu seni. Selim. O olmasaydı... Pes yani. Bravo hepinize. Bu şimdi mi söylenir yavrum? Ha? Demek hayatımı sana borçluyum güzel kız. Ay, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek, olur mu öyle şey? Yaptığı iyilikleri anlatmayı sevmeyenlerden Serra. Ay, bir anda kanatlanıp uçarmış melek misali. Ne gülerim. Serra aynı zamanda yurt dışından da bir sürü burs teklifi alıyor bu arada. Gidecek misin? Yani babacığım tabii ki sevgilisini bırakmak istemiyordur. Seninkine laf. Henüz karar vermedim. Annemi de arkamda bırakıp gitmek istemiyorum açıkçası. Güzel kız. seni de savurup atmaya kalkarlarsa dünyayı başlarına yıkarım. Nilgün değil mi senin adın? Ben Berrin, İhsan'ın annesiyim. Bırak oğlumun peşini kızım. O üniversiteyi Amerika'da okuyacak. Her şey planlandı. Aklına girip geleceğiyle oynama çocuğumun. Amerika çok uzak İhsan. Çok. Babama gitmeyeceğim diyemem Nilo. Kızlar, İhsan'ın Amerika'da kız arkadaşı hamileymiş, duydunuz mu? Ona yaşattıkları acısını teşhitemeyecekler. Selim yavrum, yarın artık buraya taşınma işini de halledelim, tamam mı? Babaanneciğim, beni evimden mi kovuyorsun yoksa? Hadi aşk olsun, bak lafı nasıl buralara getiriyor. Selimciğim, sen de üzme babaannemi artık. Evladım, burası senin evin, doğduğun ev. Tamam babaanne, bakarız. Bakacak bir şey yok evladım. Burası sen doğduğun zaman Selim deden tarafından hediye edilmiş bir ev. Anneciğim, aile geçmişimizle Serra'yı sıkmayalım. Ay yok, ben hiç sıkılmıyorum. Saat geç oldu, biz yavaştan kalkalım. Hiç de değil, daha çok erken. Yok ablacığım, yok. Serra'nın annesi biraz sıkı. Geç saatlere kadar dışarıda kalmasını istemiyorum. Gerçekten mi? Çocuk gibi böyle eve giriş çıkış saatlerin kontrol mü ediliyor? Bu zamanda kim kurt, kim kuzu belli değil. Annen doğru yapıyor kızım. Aferin annene. Serracığım, sahi baban ne iş yapıyor? Babam yok. Öldü mü yani? Tamam, yeter artık. Ne çok soru sordunuz. Bir daha gelmeyecek bize. Ayrıca annesi o kadar badire atlatmış. Hem annelik hem babalık yapmak zorunda kadıncağız. Doğal olarak dikkatli davranıyordur. İhsancığım, onca badire atlatmış derken duyan da seni Serra'nın annesini tanıyor zanneder. Yalnız bir kadının tek başına çocuk yetiştirmesinin ne kadar zor olduğunu anlamak için çok zeki olmak gerekmiyor canım. Ben odamdan 2 dakika bir şey alayım, sonra çıkarız. Sevinç, misafirlerimiz kalkıyor. İyi oldu geldin Serra. Teşekkür ederim. Dur ben yardım edeyim. Tamam hocam, ben toplarım, zahmet etmeyin. Olsun olsun. Bir şey olmamıştı inşallah. Dur ben bir bakayım. Yok, bir şey olmamış. Bu Biricik'in saati. Sende ne işi var? Ne? Biricik'in saati mi? Evet. Bak. Ne oldu, bir sorun mu var? Biricik'in saati. Tuba söylemişti, kayıptı ne zamandır? Serra'nın çantasından çıktı. Ne hikmetse. Hayır, bir saniye. Ben ilk kez görüyorum bu saati. Bak. Ne var bu saati senin çantanda? Anlamıyorum. Siz beni neyle suçladığınızın farkında mısınız? Selim. Erkencisin bak. Sen bizi nasıl buldun?